Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aksaray Belediyesi ve Aksaray Girişimci İş Kadınları Derneği'nin hazırlamış olduğu meme kanseri programına hoş geldiniz. Efendim, önce programı arz ediyorum. Bir dakikalık saygı duruşu, akabinde İstiklal Marşımız, açılış konuşmaları için Aksaray Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanımız Sayın Hatice Şahin Eroğlu'nun konuşmaları, akabinde Aksaray Belediye Başkanımızın eşi Hasibe Yazgı Hanımefendi'nin konuşmaları ve Sayın Rektörü Yusuf Profesör Doktor Yusuf Şahin Bey'in konuşmaları ve Tıp Fakültesi Dekanım Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Namık Özkan Dekanımın sizlere olacak sunumu ve akabinde karşılıklı soru ve cevapla bugünkü seminerimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi sizleri Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tüm şehitlerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Bu şiirimi okuduğum zaman hep gözlüğümü
mesajı verecek erkekler arar ve bu salonda da oldukça yoğun olduğunu gördüm ve çok mutlu oldum. Evet, kadın başrolde. Çünkü mutlu ve sağlıklı bir kadın, sağlıklı bireyler, sağlıklı bir anne demektir. Geçen gün bir yakınımı hastaneye götürdüğümde gördüğüm bir manzarayı paylaşmak istiyorum sizlerle. Evet, göğüs cerrahisi ve kapısında her zaman bildiğiniz gibi içeride hasta varken lütfen kapıyı vurmayın. Ama yanına bir not iliştirilmişti. Bu notla aynen şöyle yazıyordu. Lütfen meme ile ilgili problemleriniz için gene cerrahiden randevu alın. Evet, neden bunları söylüyorum? Meme kanseriyle 5 yıl önce tanışmış bir bayan olarak söylüyorum. Anladım ki o gün hala biz meme kanserini dile getiremiyoruz ve hala kadın meme kanserini göğüs hastalıkları uzmanına gidecek bir yer olarak görüyor. Meme kanseri konuşulması, erken teşhisi çok önemli bir konu. Televizyon programında seyrettiğimiz bir kamu spotu, hatta bazen kanal değiştirmesine vesile olurken 5 yıl önce evet bir sanatçının Nilüfer'in ve şu anda ismini hatırlayamadığım bir dizi oyuncusunun kanser olduğunu öğrendiğimde de acaba diyerek başvurduğum ve tanıştığım bir hastalıktı. Bu sürece geldim ve şu anda 5 yılımı doldurmuş olarak sizlerle konuşuyorum. Evet, erken tanının hayat kurtardığını ve hayatınızı etkilemeyecek derecede atlatabileceğinizi gördüm. Şu anda Aksaray Kadın Girişimciler, Girişimci İş Kadınları Derneği üyesi olarak da konuşmaktayım. Ve her seferinde karşılaştığım her platformda hep şunu dile getirdim. Lütfen kendinize duyarlı olun. Bugün belki hastanelerimiz, doktorlarımız gerçekten çok donanımlı ve bütün hastalıklarla mücadele edebilecek güce sahibiz. Ama şunu biliyorum ki, mücadele edebilmek için önce bizlerin, Rabbimin bizlere verdiği yaşam irademizi koruyabilmektir. Biz bugün Profesör Doktor Namık Hocam'la birlikte, evet, bu konulara değinmek istiyoruz. Meme kanseri nedir? Meme kanserinde ilk teşhis, neler yapılması gerektiğini, ama en önemlisi, lütfen buradan bir kez daha rica ediyorum, salonumuzda kalalım ve en önemlisi soru cevap kısmıyla bu konuya hep birlikte irdeleyelim. Bizler öyle bir toplumuz ki bazen doktora gittiğinizde doktorun size vereceği cevap şudur, hiçbir şeyim yok. Tüh ya, o kadar para harcamıştım. Keşke harcayacağınız her kuruş para sizin hiçbir rahatsızlığınız olmadığı haberini vermeyi nasip etsin. Efendim, ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu salonda, evet, meme kanseriyle mücadele etmiş birçok kardeşimizin olduğunu biliyorum. Ve şu andaki yakalarımızda bulunan o kurdeleri de onlar kendi elleriyle taktı. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu programın yapılmasında katkısı bulunan, kendimin de üyesi bulunduğu Aksaray Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Sayın Hatice Şahin Eroğlu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok değerli protokol, çok kıymetli misafirlerimiz. Ben de Ayşe'nin dediği gibi şöyle salona baktığım zaman bugün en mutlu olduğum anlardan biri. İnanın buna. Birçok toplantıda konuşma yaptım.
Fakat bugünkü kadar inanın hiç heyecanlanmadım. O kadar güzel bir katılım var ki, toplumumuzu bilinçleştirmek açısından, bilgi aktarımı açısından bir ilde bulunan sivil toplum örgütlerinin ana vazifelerinden birisi de bu. Biz de bu noktada Sayın Belediye Başkanıma, saygıdeğer eşlerime, üniversitemizin değerli rektörüne, rektör yardımcılarına ve çok sevgili dekanımıza, Namık hocamıza, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben de annesini göğüs kanserinden kaybetmiş bir kadın olaraktan bu konuda çok duyarlıyım. Bana ilk konu getirildiğinde böyle bir işbirliği yapıp kadınlarımızı bilinçlendirelim dediğinde o kadar heyecanlandım ki gerçekten insan yaşadığı sıkıntıları bilir. Yaşanılan ve verilen mücadeleyi bilir. Hepimizin şurada yakınlarından, akrabasından, komşusundan mutlaka birileri bu rahatsızlığı yaşamış, bu çileyi çekmiştir. Ki benim annem ta 80'li yıllarda bunu yaşadı. O dönem tıp bu kadar ileri değildi. Bana bu işbirliği teklifi geldiğinde belki bu kadar heyecanımın nedeni de buydu. Çünkü o yıllarda tıp bu kadar ilerlememişti. Erken tanının bu konuda ne kadar önemli olduğunu sosyal medyada olsun, ulusal basında olsun ve Aksaray Üniversitemizin çiçeği burnunda tıp fakültesi hocalarımızın, dekanımızın olsun bu konudaki verecekleri bilgiler bizim için inanın çok önemli. Şuradan çıkan ve bir kelime öğrenen bir kadınımızın, sadece kadınlarımız da değil, çünkü erkeklerimiz de var. Erkeklerimizin de kız kardeşi var, eşleri var, komşusu var, çevresinde birçok hanım, kadın arkadaşları var. Onun için de öğreneceğimiz bir bilgi bizim için çok önemli. Ben sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Bu programın gerçekleşmesinde bize işbirliği sunan Aksaray Üniversitemize, belediye başkanımıza ve saygıdeğer eşlerine ve derneğimizin değerli yönetim kurulu üyelerine, emek veren herkese huzurunuzdan tekrar teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli başkanıma güzel konuşmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bize bu programa destek veren Aksaray Belediye Başkanımızın eşi Sayın Hasibe Yazgan Hanımefendi'yi konuşmalar yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Şöyle
zaman ayırıp bir fincan kahve ve kendi sesimizi dinleyelim desek, ilk ses çocuğumuzu, eşimizi, annemiz, babamız derken kahve bitmiş ve iş çok ve gene kendine ait bir ses yok. Babamın bir öğüdünü paylaşmak istiyorum. Önce sen, evet önce sen derdi. Çünkü sen varsan ben varım, annem var, kardeşlerim var derdi. Sen iyi olacaksın, sen sağlıklı olacaksın ki senin için önemli olan herkese faydan dokunabilsin derdi. Ben hasta olsam bana bakmaz mısın diye sorardım babama. Tabii ki bakarım ama ancak kollarım yerinden kopana kadar seni taşıyabilirim derdi. Kollarımız kopana kadar, gücümüz yetene kadar, çaresiz kalana kadar yardımcı olabiliriz sevdiklerimize. Peki sonra, sonra yüreğimizdeki o büyük acıyla baş başa kalırız. Başta sağlıklı olmak üzere önce ben demeliyiz. Rahmetli kayınvalidem Serap Yazgı, ailesine düşkün güçlü bir kadındı. Ailesi söz konusu ise her anne gibi aslan kesilirdi. Bu sebeple midir bilmem, ufak bir rahatsızlığını önemsemeyip yıllarca ertelediği bir ameliyat sonunda pankreas kanserine yakalanmasına sebep olmuştu. Ameliyatı ihmal sebebi olarak da eşinin sağlığı, çocukların okulunu ve maddi manevi birçok sebebi öne sürmüştü. Ve doktorlar 3, maksimum 6 ay hayatta kalır dediler. Fakat annem 3 yıl yaşadı. Doktorlar sürekli Serap Hanım yaşadığı ve yediği her şeyi not tutsun diyorlardı. Çünkü bu hastalıkta 3 yıl, evet 2007 yılında bir ihtiva olan 3 yıl yaşamıştı. Doktorların bu isteğini kendisine ilettiğimizde de bize beni hayata yiyecek içecek değil, beni hayata bağlayan çocuklarım ve torunum demişti. Madem hayat çocuklarımız, madem hayat torunlarımız ve sevdiklerimiz, o zaman neden ben dememek için kendimize değer vererek ben olmayı öğrenmeliyiz. Erken tanıyla sosyal yaşamdan kopmadan, sevdiklerimizden uzaklaşmadan, olumsuzluklara maruz kalmadan, kötü hücrelerle mücadele etmek artık çok kolay. Bu konuda bizlere bilgilendirici için Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı değerli Profesör Doktor Nam Kızkan'a sözü bırakmak istiyorum. Bu programı düzenlediği için kadınlarımız adına kendisine minnetlerimi sunuyorum. Ayrıca programa desteklerinden dolayı İş Kadınları Derneği'ne ve değerli Başkanı Hatice Eroğlu'na, Aksaray Belediyesi'ne ve kadınlarımıza verdiği değerden ötürü Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ediyorum. Ve bir teşekkürüm de şu an yakalarımıza taktığımız kurdeleleri yapan, daha önce bu hastalığa yakalanmış ve halen mücadele eden gülen güçlü kadınlara. Sizleri çok seviyoruz. Güzel konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Müsaade ederseniz Sayın Rektörüm Profesör Doktor Yusuf Şahin Bey'i kürsüye davet etmek istiyorum konuşmalar yapmak üzere. Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli öğrenci kardeşlerim, Aksaray Üniversitesi'nin ev sahipliğinden, Aksaray Belediyesi'nin ve Aksaray Kadın Girişimciler topluluğunun destekleriyle beraber düzenlemiş olduğumuz programa hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yoğun kısmıyla giriş yapmış olduk. Ben başka bir
tarzda giriş yapmış olayım isterseniz. Buradan babama selamlarımı iletiyorum. Kadınların gözünü yazıyor. Benim babamın şöyle bir özelliği var. Hani Ayşe, Hatice Hanım dedi ya, bazen sevgilerini, nefretlerini, öfkelerini, mutluluklarını yansıtamayan tipik Türk erkeklerinden bir tanesi kendisi. Birkaç hani bilgi verirsem herhalde ne demek istediğim anlaşılır. Ben hayatta babamdan bir defa azar işittim, hatta itiraf edeyim, bir defa dayak yedim. Dayağın tırnak içerisinde söylüyorum. Bazen faydası da var diye düşünenlerdenim. Yanlış anlaşılma pahasına söylüyorum bunu. Sigara içmiştim, iyi dayak yedim. Bir daha sigara içmedim. Ama hayatım boyunca hiç azar işitmedim babamdan. Ama babamın enteresan bir bakışı vardı. Sadece bakışlarıyla beraber bizi hizaya getirebiliyordu. Öyle bir özelliği var kendisine. Bazen inişler oldu hayatımızda, bazen çıkışlar oldu. Fakat bu inişli dönemlerimizde de mesela bir öğrenci olarak ya oğlum senin 5 tane zayıfın var. Mesela 2. sınıfın 1. döneminde ben dip yaptım. 8 tane dersten 5'inden kaldım. Normalde başarılı bir öğrenciydim ama bu dönem öyle oldu. Ama şu ifadeyi bekledim, ya oğlum ne oldu, hani sen hep iyi gidiyordun ama bu dönem bir sorun var demesini bekledim ama demedi. 10 sene Trabzon'da yaşadım. Aslen Giresunluyuz, arada 120 kilometre mesafe var. Normalde bir babanın evladının nerede yaşadığını merak etmesi beklenen bir şeydir biliyorsunuz ama babam hiç Trabzon'a gelmedi mesela. Gelmezdi. Nerede yaşadığımı, nerede oturduğumu, ne yaptığımı, ne ettiğimi bilmeden 10 sene geçirdik. En son buraya gelmeden önceki Kurban Bayramı'nda kendisini ziyaret ettiğimde dedim ki baba, ölümün bir yaşı yok. Bazen gençler büyüklerden daha erken gider. Ben senden önce ölsem cenazeme nasıl geleceksin diye sorduğumda sorun etme evladım dedi, cenazeye kalabalık olur bir şekilde buluruz dedi. 5 senedir burada yaşıyorum. Tabii ki Türkiye'de 180 tane üniversite var. Dolayısıyla 180 tane rektör var. Bir baba olarak ben olsam merak ederim. Mesela rektörlük nasıl bir şey? Hakikaten benim oğlum rektör mü değil mi bizimle kafam buluyor filan diye. Ama daha henüz Aksaray'a da teşrif etmediler. Kendilerine buradan saygılarımı, hürmetlerimi ifade ediyorum. Şimdi ben bu baba hikayesini niye anlattım? Şunun için anlattım. Normal şartlarda duygularını hiç dışa vuramayan babam, benim babam, mesela bugün pek çok kişinin, hatta sağlık sektöründe çalışan pek çok insanın yapamayacağı şeyleri yapar ve yapardı. Karadeniz'i bilenler bilir, eskiden iyi kar yağardı, şimdi kar yağmıyor. Bir kar yağdığında belimize kadar gelirdi. Ben 5 hafta okula gidemediğimizi hatırlarım. Şuralara kadar kar yağardı ve 5 hafta okula gidemediğimizi hatırlarım. Babam okuma yazma bilmez. Okul terttir. Askeriye de hasbel kadar iğne vurmayı öğrenmiş. Köylerde, yani bizim yaşlardakiler bilirler, iğne vurmak çok kıymetli bir şeydir. Yani doktor kadar, Namık Hocam kadar önemlidir. Yani bir 40 sene geriye gittiği insan, hani bizim bugün Namık Hocam bizim için çok kıymetli, çok değerli. Ama köy şartlarında iğne vurabiliyor olmak çok kıymetli bir şeydir. Doktora gidersiniz daha zor, size 10 tane, 15 tane iğne verir ama o iğneyi kime vurduracağınızı bilemezsiniz. İşte benim babam normal şartlarda duygularını dışa vuramayan ve benim çok sevdiğim, bütün bu özelliklerine rağmen çok sevdiğim babam, kim olursa olsun, hem kendi köyümüzde hem civar köylerde hangi hastanın iğnesi varsa sadece çağırmaları yeter, iğne vurmaya başlar, sabah akşamsa
Ayrıca çağrılmazdı. Zaten bugünkü gibi hani telefon yok, Facebook, Twitter falan gibi imkanlar da yok. Babam sabah gider, akşam gider, sabah gider, akşam gider. Ve daha önemlisini söylüyorum arkadaşlar. Ben bir kuruş para aldığını hiç hatırlamıyorum. Bir kuruş para aldığını hiç hatırlamıyorum. İstese sadece iğne vurma üzerinden köy şartlarında fena da para kazanmaz. Açık söylemek gerekirse. Buradan şuraya geleceğim. Ben babamdan bir insanın evet mutluluğumuzu, belki duygularımızı dışarı yansıtma konusunda genel olarak Türk erkekleri de belki bizler biraz cimri davranıyoruz. Ama ümit ediyoruz ki bir insanın hayatının kıymetli olduğunun farkındayız. Bunu fark ettiğimizi düşünüyoruz. Aksaray'a tıp fakültesi gibi bir fakültenin kazandırılması pek çok büyüğümüzle beraber bu süreci yönetmiş olmaktan gurur duyuyorum. Tıp fakültesinin Aksaray'da şimdi işleyeceğimiz tarzda güzel işler yapması beni onurlandırıyor. İçten içe böyle tuhaf, farklı bir sevinç hissediyorum. Namık Hocama tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum güzel konuşmalarından dolayı. Efendim amacımız bu salondan çıkan erkek ya da bayan kim olursa olsun çevresine duyarlılığını, nere kanserinin farkındalığını hatırlatmak olacak. Belki çok duyarlı olarak buradan çıkan birisi muayene esnasında bulduğu ve etrafında en sevdiği insanlara ilettiğinde karşılaşacağı ilk şey çok evhamlanıyorsun. Evet efendim evhamlanın. Çünkü erken teşhis hayat kurtarır. Şimdi sunumlarını yapmak üzere Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Namık Özkan Hocamız. Sayın Rektörüm, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. İnanın ben de şu anda çok heyecanlıyım. İlk defa bu kadar kalabalık bir topluluğa sunumu yapacağım. Hani bu kadar kalabalığı ben de beklemiyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu toplantıyı niye yapıyoruz? Önce birazcık ondan bahsedeyim. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser. Birazdan ne sıklıkla gördüğünü de açıklayacağım. Ve 2004 yılından beri meme kanseri, Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak değerlendirilmekte. Ve bu amaçla ülkemizde ve dünyada çeşitli etkinlikler yapılmakta. Sağlık Bakanlığı olarak bakanlık gelecek mamografi cihazlarıyla mamografiye ulaşamayan bayanlara mamografiyi götürüp meme kanseri taramalarını yapmakta. Biz de bu bağlamda yaklaşık 2013 yılından beri daha önce çalıştığım yerlerde de benzer programları yaptık ve binlerce kadına bu meme kanseriyle ilgili bilgi verdik. Buradaki amacımız bir tane dahi erken teşhisi sağlayıp bir kişiyi bu hastalıktan kurtulursak ne mutlu bize diye düşündük ve burada da Aksaray'a geldiğimizde de aynı şeyi devam ettirmeye çalışacağız. Meme kanserini anlatmadan önce kanser ne demek? Önce ona hakkında bir bilgi vereceğim. Normalde hücrelerimiz hastesinir hücreleri halindeki hücreler belli bir çoğalma kapasitesine sahiptir. Belli bir ömrü vardır. Bir yere kadar çoğalır. Daha sonra apoptoz dediğimiz bir olayla hücre ölümü meydana gelir. Ancak kanser çeşitli sebeplerle hücrenin genetik materyalindeki materyal olan DNA'daki değişikliklerle sonsuz bir bölünme yeteneği kazanırlar. Önce kendi köken aldığı dokuda büyür, o dokuyu harabeder. Büyüdükçe beslenme ihtiyacı duyar, kendi kan damarlarını ve lenf damarlarını oluşturur ve bu lenf damarları aracılığıyla da vücudun diğer organlarına dağılır ve bu organlarda da hasar vererek kısa bir süre sonra ya da kanserin çeşidine göre belli bir süre sonra organizmayı ölüme götüren bir hastalıktır. Peki kanser büyük bir sağlık sorunu mu? Evet, büyük bir sağlık sorunu çünkü her 5 kişiden ikisi yaşam boyunca bir şekilde kansere yakalanmakta ve maddi ve manevi olarak birçok zararını görmekte. Yapılan Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 2015 yılında dünyada 14 milyon kişiye kanser tanısı konmuş ve bunun 2030 yılında 25 milyon, yılda 25 milyon kişiye kanser tanısı konacağı tespit edilmiş. Ki bunların büyük bir oranı %70'i de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olacak.
Yine 2015 yılında yaklaşık 9 milyon kişi kanser nedeniyle ölmüş ki dünyadaki her 6 ölümden bir tanesinin sebebi kanser ve ölümlerin de yine büyük bir çoğunluğu düşük ve orta gelişmiş ülkelerde ki bunun sebebi de hastalığın erken tanısının yapılamaması. Yani kanser tarama programlarının erken tanıya sağlayacak programların olmaması ve vatandaşın bilinçsiz olması ve hastaneye hekime geç başvurması nedeniyle tedavide oldukça zor oluyor. Peki kanser kimlerde ne sıklıkla görülür? Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer, karaciğer, mide, kalın bağırsak ve prostat kanserleri sırasıyla. Ama bayanlarda ilk sırayı meme kanseri alıyor. Daha sonra yine akciğer, kalın bağırsak, kayma ağzı kanseri ve mide kanseri geliyor sırayla. Ancak bu kanserlerin yapılan çalışmalar göstermiş ki %30 ile 50'si çeşitli değişikliklerle önlenebilir. Örneğin sigara. Her 5 kanserden birinin sebebi sigara. Sigara kullanımını azaltırsak akciğer kanseri olasılığı oldukça azalıyor. Aşılama, karaciğer kanserinde hepatit B önemli bir etken. Hepatit B aşılamasıyla siroz oluşumu, hepatit B gelişimi engelleniyor ve karaciğer kanseri oluşumu engelleniyor. Human papilloma virüs dediğimiz aşı, ki Türkiye'de de bu aşı var, bayanlarda rahim ağzı kanserinin sebeplerinden birisi bu virüs. Bu aşılamayla rahim ağzı kanseri önlenebiliyor. Yine 2010 yılında yapılan bir çalışmada dünyada kanser nedeniyle harcanan para 1.16 trilyon dolar. Türkiye'nin 2017 bütçesinin 695 milyar TL olduğunu dikkate alırsak bu büyüklüğü anlayabiliriz. Ölümlerden en sık ölüm sebebi akciğer kanseri. Yaklaşık 1.7 milyon kişi ölüyor. Ancak meme kanseri de bu sıralamada 5. sırada. Dünyada geçen 2015 yılında 570 bin tane kadın meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiş. Ve yine 2015 yılında yaklaşık 1 milyon 670 bin tane yani orta ölçekli bir şehir kadar kadına da meme kanseri tanısı konmuş. Peki ülkemizde ne durumda? Ülkemizde ölümlerin ilk sebebi, en sık sebebi kalp hastalıkları. Daha sonra kanser geliyor, sonra emme ve solunum sistemi hastalıkları. Bu sıralama gelişmiş ülkelerde biraz daha değişik. İnme ikinci sırada, hatta ilk sıraya kadar inme dediğimizde felç hastalığı ilk sıraya kadar yükselmiş durumda. Tabii gelişmiş ülkelerde kanser tarama programlarının olması ve erken tanı nedeniyle kanserin görülme sıklığı artmakla birlikte kanserden ölüm oranı azalıyor. Dünyada meme kanseri, akciğer kanserinden sonra cinsiyetten bağımsız olarak bakarsak en sık görülen kanser. Mavi renklerle görülen şey. Kadınlarda bakarsak da yine en sık görülen kanser. Her 100 bin kadında yaklaşık 100 bin kadının 45'inde meme kanseri görülür ki biz buna insidans diyoruz. Türkiye'de de yine en sık görülen alttan 4. sırada meme kanseri 100 binde 40 civarında görülme sıklığı. 2005 yılındaki Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre kanserin insidansı, kadınlardaki meme kanseri insidansı 100 binde 35'miş. Ama günümüze geldiğinde 100 binde 43'e çıkmış. Bunu 1993 verileriyle karşılaştırırsak 1993'te meme kanserinin insidansı yani görülme sıklığı 100 binde 23'müş ki 2014 yılında 100 binde 43'e çıkmış yani görülme sıklığı 2 kat artmış durumda. 2014'te istatistiklerinde Türkiye'de 16.646 tane kadına meme kanseri tanısı konmuş ki bu tüm tanı konulan kanserlerin 1/4 yaklaşık. Yüzde olarak bakarsak kadınlarda görülen her 4 kanserden bir tanesi meme kanseri. %25'ine tekabül ediyor. Görülme yaşı ise biraz sonra daha ayrıntılayacağız. 40 ila 65 yaş arasından en sık görüldüğü dönem. Peki gelelim meme kanserine. Meme kanserini anlatmadan önce biraz da memenin yapısı hakkında bilgi vereceğim. Meme aslında bir süt salgılayan bir salgı bezi. Tükürük bezi gibi. Tükürük bezlerimiz tükürük salgılıyor. Meme bu süt salgılıyor. Ve iki kısımdan oluşuyor kabaca. Süt salgılayan lobül ve bu salgılanan sütü meme ucuna taşıyan duktus dediğimiz kanallardan oluşuyor. Ve her memede her biri ayrı ayrı meme ucuna açılan 15-20 tane bağımsız lobül var. Bunun yanında tabii kas dokusu, yağ dokusu, kan damarları, sinirler gibi o yapılarda bulunuyor.
Memenin gelişimi puberte dediğimiz ergenlikle hormonların etkisi altına giriyor. Kadınlık hormonları, östrojen ve progesteron. Her ay kadınların menstrüel siklusu dediğimiz renklisinde sanki süt verecekmiş gibi hazırlanıyor. Hamilelik ya da süt verme olmadığında östrojen seviyeleri normale geliyor ve memedeki ödem çözülerek eski haline alıyor. Bu nedenle doğurganlık çağındaki kadınlarda, genç kadınlarda epitelyal doku dediğimiz süt salgılayan doku daha yoğunken ilerleyen yaşlarda menopozdan sonra bu doku geriliyor ve gerili yağ dokusu alıyor. Peki memenin hangi dokusundan kanser gelişebilir? Aslında bütün dokulardan, kas dokusundan, yağ dokusundan, kan damarlarından da memedeki dokuların hepsinden kanser gelişebilir. Ama en sık gelişeceği yerler lobüller ve duktus dediğimiz kanallar. Duktustan gelişen kanserler en fazlası, %75'ini duktal kanserler oluşturur. Bir kadında yaşam boyunca meme kanseri görülme riski yaklaşık %10-12'dir. Yani bu ne demek? Her 8 kadından birinde meme kanseri ortaya çıkıyor. Ki bu gelişmiş ülkelerde artık her 7 kadından birinde meme kanseri ortaya çıktığını söylüyor son yayınlar. Ki bu 1970'lerden günümüze doğru gelirsek gittikçe sayı artıyor. Kanser görülme yayılışı sıklığı artıyor. Peki meme kanserinin risk faktörleri neler? Kimler risk altında bu meme kanseri için? Meme kanserinin risk faktörünü biz iki gruba ayırıyoruz. Bir, sizin kontrol edemeyeceğiniz, değiştiremeyeceğiniz faktörler. Diğeri ise değiştirilebilir, kontrol edilebilir faktörler. Değiştiremeyeceğiniz cinsiyetinizi, yaşınızı, ırkınızı, genetik yatkınlığınızı, çevresel etkenleri, ilk adet ve menopoz yaşını değiştiremezsiniz. Ama ilk doğum yaşı, işte doğum kontrolü kullanmama, hormon replasman tedavisi, alkol alımı, beslenme, kilo kontrolü gibi şeyleri de kontrol edebilirsiniz. Bunlar meme kanseri riskini azaltan şeyler. Cinsiyet, meme kanseri aslında kadınların hastalığı gibi görülmekle birlikte sadece kadınlarda görülmüyor. Her 100 meme kanserinden bir tanesi erkeklerde de ortaya çıkabiliyor ki benim 3 tane, şu ana kadar meslek hayatımda 3 tane erkek meme kanseri hastam oldu. Kadınlardan meme kanserinin daha fazla görülmesinin sebebi kadınlardaki meme dokusunun büyüklüğü ve östrojen, progesteron dediğimiz kadınlık hormonlarına daha fazla maruz kalması. Yaş ilerledikçe meme kanseri riski artmakta, 20 yaşın altında neredeyse hiç görülmüyor. 20-30 yaş arasında tüm meme kanserlerinin %2'si görülüyor ve genellikle 50 yaş civarında ortaya çıkıyor. 20-30 yaş arasında bir kadının meme kanserine yakalanma riski 2000'de birken yaklaşık 70-80 yaşında 14'te 1'e kadar yükseliyor. Yani yaş arttıkça meme kanserine yakalanma riskiniz artıyor. Değiştiremeyeceğiniz bir diğer faktör aileniz. Ailenizi değiştiremezsiniz. Eğer bir yakınınızda, birinci derece bir yakınınızda meme kanseri varsa meme kanserine yakalanma riskiniz 2 kat artıyor. 2 tane birinci derece yakınınızda varsa 5 kat artıyor. Bunun tabi çok farklı formülleri de var, risk hesaplama formülleri. Eğer meme kanserine yakalanan yakınız meme kanserine menopozdan önce yakalanmışsa meme kanserine yakalanma riskiniz biraz daha artıyor. Ancak tanı konulan meme kanserlerinin %70-80'inde aile hikayesine rastlayabiliyoruz ki biz bunlara sporadik vakalar diyoruz. Genetik kodla aktarılan meme kanserleri var ki bu tüm meme kanserlerinin %5-10'unu oluşturuyor. En sık tanımlanan genler BRCA1 ve BRCA2 genleri. Bu genleri taşıyanlarda meme kanserine yakalanma riski ayakları boyunca %85-90'a kadar çıkıyor. Bunun en iyi örneği Angelina Jolie. Angelina Jolie hem BRCA1 hem BRCA2 genini taşıdığı için meme kanseri olmamak adına yumurtalıklarını aldırdı ve mastektomi dediğimiz meme dokusunu aldırdı ve silikon taktırdı. Peki biz bu genleri niye taramıyoruz? Madem böyle yüksek derece risk taşıyor. Çünkü bu genlerin kadınlardaki taşıyıcılığı 1/1 civarında. Hem ekonomik olarak uygun değil hem de taraması oldukça zor bir yöntem. Ancak birkaç kuşakta meme kanseri varsa veya böyle bir genetikte şüpheleniyorsak o zaman bu taramayı yapabiliyoruz. Kişisel meme kanseri ölçüsü, bir bayanın bir memesinde kanser varsa diğer memede de kanser ortaya çıkma olasılığı 3-4 kat artıyor. Irk belki ülkemizde önemli değil ama beyazlarda Afrika kökenlilere göre daha sık görülüyor. Ancak Afrika kökenlilerde görülen meme kanserleri de daha hızlı, daha agresif.
seyrediyor. İyi huylu meme hastalıkları, biz iyi huylu meme hastalıklarını da ikiye ayırıyoruz. Hücre çoğalmasıyla olanlar, bir de hücre çoğalması olmadan olanlar ki birçoklarınızın damardır veya yakınlarında vardır. Hücre çoğalmasıyla olanlar onlara biyopsiyle tanıklanıyor. Meme kanseri riskini 10 kata kadar artıran iyi huylu meme hastalıkları var. Bu hastalıkların yakın takip edilmesi gerekiyor. Özellikle genç bayanlar var. Genç bayanlarda olan fibroadenom ki çok en sık genç bayanlarda görülür. Meme kanseri riskini arttırmıyor. Veya fibrokistik hastalık dediğimiz artık hastalık da demiyoruz. Fibrokistik değişiklikler sadece kistik yapıları olduğu için onlar da meme kanseri riskini arttırmıyor. İlk adet görme yaşı diye adetin kesilme yaşı. Eğer 12 yaşından erken ilk adetini gördüyse bir bayan veya 50 yaşından sonra adetten kesildiyse ömrü boyunca östrojene maruz kaldığı süre çok daha uzun olduğu için meme kanseri riski artıyor. Işın tedavisi tüm kanserlerde olduğu gibi ışın radyasyonun meme kanserinin risk faktörlerinden bir tanesi. Özellikle çocukluk çağında göğüs bölgesinde çeşitli nedenlerle ışın tedavisi olan bayanlarda meme kanseri riski çok daha fazla. Hiç çocuk doğurmamış olmak ya da ileri yaşta doğum yapmış olmak, ilk doğumunu 20 yaşından önce ya da 30 yaşından sonra yapmış olanlarda meme kanseri riski bir miktar artıyor. Bu risk 1.2 kat kadar artıyor. Çok sayıda gebelik veya uzun süreli emzirmenin meme kanserinden bayanları koruduğu meme kanseri riskini %30 oranında azalttığı bildirilmiş. Doğum kontrol hapları içinde östrojen ve progesteron hormonu var. Uzun süreli kullanımlarda meme kanseri riskini bir miktar arttırdığı tespit edilmiş ama böyle aşırı bir artış yok. İlacı kullanımı bıraktıktan sonra da 10 yıl sonra tekrar normal seviyeye geliyor. Menopoz sonrası kullanılan hormon replasman tedavileri de aynı şekilde riski bir miktar arttırıyor ama ilacı kullanımı bıraktıktan 5 yıl sonra risk normal seviyeye geliyor. Alkol tüketimi, özellikle günde 2-5 kadehten fazla alkol tüketiminin meme kanseri riskini 1,5 kat arttırdığı gösterilmiş. Ama sigaranın meme kanseriyle bir ilişkisi henüz tespit edilememiş. Fizik aktivite, Sağlık Bakanlığı son zamanlarda her gün 10 bin adım diye bir sürü konu spotu yayınlıyor. Düzenli yapılan 1 saat 15 dakikalık bir fizik aktivitenin meme kanseri riskini %18 oranında azalttığı gösterilmiş. Kilo, ki çağımızın hastalığı, obezite, meme kanseri riskini artıran en önemli faktörlerden birisi. Özellikle menopozdan sonra alınan kilolar meme kanseri riskini artırıyor. Neden artırıyor? Çünkü östrojen hormonu kadınlarda yumurtalık yanında yağ dokusundan da salgılanıyor. Menopozdan sonra yağ dokumuz ne kadar fazlaysa östrojen miktarı o kadar fazla olacağı için meme kanserine yakalanma riskimiz artıyor. Diyet, özellikle doymuş yağlardan zengin diyetle beslenme meme kanseri riskini arttırıyor. Riskleri böyle değerlendirdikten sonra peki meme kanserinin bulguları neler? Hangi şeylerde doktora başvuracağız? En sık karşılaşılan bulgu kitle, ağrı, meme derisinde, meme başında olan değişiklikler, çekilmeler, asimetri, koltuk altındaki renk bezlerindeki büyümeler ki sağdaki limonlu görseli birçok yerde görmüş olabilirsiniz. O meme kanserinin bütün belirtileri neredeyse içeriyor. Meme kanseriyle başvuranların %70'i daha önceden olmayan bir kitle nedeniyle başvuruyor. Ve bu kitleler genellikle ağrısız. Ağrı ne zaman oluyor? Ağrı kitle büyüyüp kas dokusuna, kemik dokusuna ya da sinirleri etkilemeye başladığı zaman ağrı ortaya çıkıyor. Ancak biz ne yapıyoruz bir bayan meme kanseriyle geldiğinde aksini ispat edene kadar meme kanseri olmadığını ispat edene kadar meme kanseriymiş gibi tetkiklerimizi yapıyoruz. Meme başı akıntısı bayanlarda sık görülen bir şikayet. %80-90'ı iyi huylu hastalıklara bağlı. Genellikle iki taraflı olan açık renkli berrak akıntılar iyi huylu hastalıklara bağlı. Ancak koyu renkli kanlı akıntıların mutlaka meme kanseri açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Ağrı, biraz önce bahsettiğim gibi meme kanserindeki kitleler genellikle ağrısızdır. Ağrı, kitle büyüyüp diğer dokuları etkilemeye başladıkça ağrı ortaya çıkar. Ama fibrokistik hastalık gibi iyi huylu hastalıklarda ağrı daha sık görülür. Meme ucunun içe çekilmesi,
Bazı bayanlarda yapısal olarak ya da doğumsal olarak meme ucu içeride olabiliyor. Bu tamamen normal bir şey. Ancak normal bir meme ucunun zamanla içeriye doğru çekilmesi ve meme ucunun asimetri gelişmesi altta yatan bir meme kanserini gösterebilir. Bunun için de mutlaka araştırılması gerekir. Meme derisinde ödem, ki biz buna portakal kabuğu manzarası diyoruz. Bunun sebebi kanser hücrelerinin lenf kanallarını tıkaması. Lenf kanallarını tıkayınca hücreler arasındaki sıvı direne olamıyor ve hücreler arasında birikiyor. Bu da bu şekilde portakal kabuğu gibi bir görünme neden oluyor ki bu bulgu meme, ileri evre meme kanserlerinin bir bulgusu. Yani geç kalmış bir hastalığı gösteriyor. Memedeki çeşitli egzemalar, özellikle meme başında görülen bir meme kanseri türü var. Paje hastalığı dediğimiz, egzema gibi görülen bir hastalık. Bir iki hastalık tedaviye rağmen düzelmiyorsa mutlaka biyopsiyle meme kanseri açısından değerlendirilmesi gereken bir durum. Koltuk altı lenf bezlerinde büyüme, meme kanseri en sık memeden sonra koltuk altındaki lenf bezlerine yayılıyor. Bazen hiç memede kitle olmadan da koltuk altındaki lenf bezlerinde büyümeyle hastalar gelebiliyor. Memede asimetri, şekil bozukluğu olabiliyor. Bu durumlardan herhangi bir ya da birkaçını tespit ediyorsanız mutlaka bir genel cerrahi uzmanına başvurulması gerekiyor. Çünkü meme kanserinden mortalite dediğimiz ölüm oranını düşürmek ve uzun yaşam elde etmenin en kesin yolu erken tanı ve tedavi. Peki erken ve tanı ve tedavi için ne yapmamız gerekiyor? Önerdiğimiz şey kendi kendini muayene. Biraz sonra açıklayacağım. Muayeneden sonra herhangi bir bulgu tespit edilirse bir hekime başvurmak ve ileri tetkiklerle meme kanserinden sonra biyopsiyle tanısını koymak. Erken tespit için kendi kendilerini muayeneleri bayanların çok önemli. Çünkü meme kanseri tanısı olan bayanların %70'indeki kitleyi bayanın kendisi tespit ediyor. Ancak %15-20'si rutin kontroller tarafından sırasında doktor tarafından tespit ediliyor. %5 onu da hiçbir şikayet olmayan bayanlarda mamografi taramalarında tespit ediliyor. Peki kendi kendini muayenedeki amaç ne? Bir bayan düzenli olarak kendi kendini muayene ederse önce meme dokusunu tanıyor. Meme dokusunda oluşabilecek değişiklikleri çok daha erken fark edebiliyor. Ve bir şey hissettiğinde hekime daha erken başvuracağı için erken tanıyı sağlayabiliyor. Ve önerilen 20 yaşından sonra her bayanın aylık olarak kendi kendini muayene yapması. Muayene için bayanlarda en uygun dönem ne zaman? Ne zaman yapılır? Her gün yapılabilir mi? Özellikle reproduktif dönem dediğimiz doğurganlık çağındaki bayanlarda her adet döneminin bitimini izleyen hafta meme dokusundaki ödemin en az olduğu dönem olduğu için uygun dönem. Menopozdan sonraki bayanlarda her ay bir günü tespit edilebilir. Emziren kadınlarda sütü boşalttıktan sonra doğum kontrolü kullananlarda da diğer ilaç kutusuna başlamadan önceki gün kendi kendini muayene için veya hekim muayenesi için de en uygun günler. Peki kendi kendini muayene nasıl yapılıyor? Bunun iki bölümü var. Bir gözle yaptığımız inspeksiyon ve elle muayene. Gözle inceleme mutlaka belden yukarısı, çıplak ayna karşısında yapılması gerekiyor. Memenin kendisi, koltuk altı bölgeleri ve boyun bölgelerinin değerlendirilmesi lazım. Önce elif kol yanda serbest bırakılarak ayna karşısında memede herhangi bir şekil bozukluğu, asimetri, bir şişlik var mı ona bakılıyor. Hem iki meme aynı büyüklükte olmayabilir. Simetri olması gerekmez. Bazen bir bayan bir memesi diğerinden biraz daha büyük ya da küçük olabilir. Daha sonra kollar yukarıya kaldırılarak bu harekette herhangi bir gamzeleşme çekimde olup olmadığı araştırılması gerekiyor. Çünkü derindeki lezyonlar, göz duvarına yakın lezyonlar bu şekilde ortaya çıkabiliyor. Daha sonra yine bele bastırarak göğüs kaslarını kasa yılmaze, kasa yapışık lezyonlarında bu şekilde değerlendirilmesi lazım. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yoksa ondan sonra elle muayeneye geçilebiliyor. Bayanlar banyoda yapabilir, yatakta, duşta yapabilir, ayna karşısında yapabilir. Genellikle büyük meme yapısına sahip bayanların yatarak yapmasını öneriyoruz. Ama küçük meme yapısına sahip bayanlar ayakta yapabilir. Yaparken yapılacak tarafın omuz altına bir yastık koyup kolu da baş üstüne kaldırarak diğer elle meme dokusu belirli bir sistematik olarak taranması lazım.
nasıl yapılabilir? Parmakların uçlarıyla ki insanın en hassas yeri eldeki parmak uçlarıdır. Dairesel hareketlerle, ışınsal hareketlerle önce hafif bastırıp sonra daha derin baskıyla memede herhangi bir değişiklik, daha önceden olmayan bir şeyin araştırılması lazım. Biraz önce de söylediğim gibi kendi kendine muayene erken tanının en önemli basamaklarından birisi. Düzenli olarak muayene yapan bir bayan kendi memesini çok iyi tanır ve oluşabilecek değişiklikleri çok erken dönemde saptayabilir ki kendi kendine muayene kolay, herkes tarafından yapılabilir, herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeye gerektirmez, herhangi bir maliyeti de yoktur zaten. Peki kitle bulduk, sonra ne yapıyoruz? Hekime de gittiniz. Görüntüleme yöntemlerine başlıyoruz ki ilk yaptığımız ultrasonografi ve mamografi hastanın yaşına göre. Manyetik rezonans görüntüleme son zamanlarda meme hastalıklarının tanısında daha sık kullanılmaya başlandı ama tarama açısından önemli bir yeri yok. Mamografi nedir? Mamografi X ışınlarıyla meme dokusunun görüntülenmesi anlamına geliyor ki yapılan çalışmalarda meme kanseri tanısındaki en etkin yöntem mamografi. Nasıl yapılıyor? Meme iki plak arasında sıkıştırılıyor. Biraz da ağrı bir iş, ağrılı bir işlem X ışınlarıyla değerlendiriliyor ki son 20 yılda meme kanserinden ölümleri %50 oranında azaltmaktadır. Peki, biraz önce söyledik, radyasyon meme kanserinde bir risk faktörü, meme kanseri riskini arttırıyor. Bu mamografide X ışınlarıyla yaptığına göre radyasyon değil mi? O riski arttırmıyor mu? Meme mamografi çekilirken verilen doz oldukça düşük ki son zamanlarda yapılan geliştirilen cihazlarda oran daha da düşüyor. Belli aralıklarla yapılırsa mamografi meme kanseri riskini artırmıyor. Ancak bazen hastalarımız şunu yapıyor. Bir yerde çektiriyor, ona güvenmiyor, başka bir yere gidiyor, bir yerde daha çektiriyor ve çok sık mamografi çektiriyor. Eğer bu şekilde çok sık mamografi çekilirse bu meme kanseri riskini artırır. Özellikle genç yaştaki bayanlarda mamografi çekilmesini önermiyoruz çünkü çekilen grafiler yeterli bulguyu vermeyebiliyor. Mamografi takiplerinde önemli olan şey eski mamografilerin de çekilen yere götürülmesi ki arada bir fark var mı yok mu onun değerlendirilmesi. Ultrasonu özellikle genç endren bayanlarda kullanıyoruz. Ultrasonografi kitlenin solid ve kistik mi olduğunu ya da değer veriyor bize ve tanı yapmamızı sağlıyor. Yani ultrason eşliğinde iğneyle ya da çeşitli biyopsi aletleriyle biyopsi olarak tanı koymamızı sağlıyor. Peki mamografinin taramada yeri çok önemli dedik. Kimlere ne zaman mamografi çekelim? Belirgin bir risk faktörü ve hiçbir şikayet olmayan bayanlarda 40 yaşından sonra mamografi taramasına başlıyoruz ülkemizde. Bu İngiltere'de 45 yaşına çekildi. Yaş, meme kanserinin görülme yaşı daha ileriye geçtiği için ama hala ülkemizde 40 yaşından sonra başlıyor. Hiçbir şikayet olmayan hastalarda 40 yaşından sonra 2 yılda bir mamografi çektiriyoruz 50 yaşına kadar. 50 yaşından sonra bu sıklık yılda bire düşüyor. Ama şikayeti olmayıp risk faktörleri olan hastalarda bu mamografi tarama yaşı daha erken de çekilebilir. Hatta 25-30 yaşında bile çok yüksek riskli bayanlarda mamografi taramaları başlayabiliyor. Söyleyeyim mi? Anne, kardeş gibi bir ya da iki birincilerinde akrabası olan hastalarda 35 yaşın üzerinde de mamografi taramaları başlayabiliyor. Kabaca tekrar toparlayacak olursak 20 ile 40 yaş arası aylık kendi kendini muayene ve 3 yılda bir doktor muayenesi, 40-49 yaş arası yine aylık kendi kendini muayene, yıllık mamografi ve herhangi bir risk faktörü yoksa 2 yılda bir, risk faktörleri varsa yılda bir mamografi ve yıllık doktor muayenesi, 50 yaşın üzerinde yine her ay kendi kendine muayene, yıllık mamografi ve doktor muayenesi meme kanserinin erken tanısındaki en önemli basamaklar. Türkiye'de her yıl yaklaşık 20 bin kadına meme kanseri tanısı konuyor. Bu da demektir ki her 4 kadın kanserinden birisi meme kanseri.
2013 yılında meme kanseri tanısı konulan kadınların %11'e çok ileri evre, yani diğer organlara sıçramış halde tespit edilmiş. %46'sı lokalize, yani olduğu bölgede ve erken teşhise sağlanabilmiş bu hastalık. Meme kanseri erken tanı konduğu zaman etkin bir şekilde tedavi edilebilen, %100'e yakın tedavi edilebilen bir hastalık. Bu nedenle mamografi taramalarını ve kendi kendini muayenenin önemini burada tekrar vurguluyoruz. Sağlığınız için teşekkür ederim. Mamografiden bahsettiniz, ultrasondan bahsettiniz. Bunun dışında kan değerleriyle öğrenebilmek mümkün mü? Meme kanserinde kan değerleriyle öğrenebileceğimiz tetkik henüz yok. Bazı kanserler tümör markörleri dediğimiz biyokimyasal maddeler var. Mesela kalın bağırsak kanserinde CA74 ya da CA dediğimiz şey var ama meme kanserinde hep böyle tespit edilmiş bir marker yok. Hocam, kadın bağırsak kanserinin tespiti kolay mı? Kadın bağırsak kanserinin tespiti. Kadın bağırsak kanseri, şu an Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir taramalar var. İlk olarak şey gayet de gizli kalp. Büyük akresinizde kan var mı yok mu? Aile hekimleri yapılıyor ve Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kitler oldukça güvenli. Eğer gayet de gizli kalp pozitifse, ailenizde de kalın bağırsak kanserinin hikayesi varsa mutlaka ondan sonra kolonoskopi diye bir işlem yapılır. Yani bağırsağınıza bir şişli bir aletle girin, içeride herhangi bir kitle, ölüp var mı derler. Ama öncelikle gayet de gizli kan testi yapılması gerekiyor. Kalın bağırsak kanserinin neden kadar olmuştur. Teşekkür ederim. Müsaadenizle aramızda özel kanserler, evet tedavi gören bayanlar da var. Onların sorularını da alabiliriz. Kolay gelsin. Benim bir arkadaşımın gözünde kitle oluşmuştu. Kitlenin içindeki sıvı boşaltıldı. Evet. Tekrar endişe yaşıyor. Tekrar bunun dolma ihtimali var mı? Büyük ihtimalle fibro kesik değişiklikler. Fibro kesik değişiklikler yapılacak şey. Eğer ultrasonda ya da muayenede şüphelenen bir durum yoksa sıvının iğneyle boşaltılmasıdır. İğneyle boşaltılan sıvılarda tekrar oluşma riski her zaman var. Tekrar oluşur. Yine boşaltılır. Bir hücre oluştursa bu sefer cerrahi ve kop kitleyi çıkartmak gerekir. Teşekkür ederim. Hocam, önemli bir şey soracağım. Çamaşır seçiminde biliyorsunuz, duymuşsunuzdur, tel olayı var. Bu konuda bir girer misiniz? Bunun meme kanseri ya da kitle yapma konusunda, kitle yapma konusunda etkileri var mı? Çok yanlış seçimler olduğunu düşünüyorum. Bazı çalışmalar var. Ama %100 kanıtlanmış bir şey yok yani. Çamaşırdaki meme kanserine yol açtığını %100 söyleyen bir çalışma yok. Kanıtlanmış değil. Dikkat edilecek noktalar var mı? Yani şöyle, memeyi taşıyan bağlar var. Çıkardan nasıl? Şeylerde çok gevşek, çamaşır tespihi önermiyoruz. Yani gelişen çamaşırlar öneriyoruz ama kitle gelişim önemli bir şey yok. Onunla ilgili çalışma bilmiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, kızımın Ankara'da bu bandları kist oluşumundan dolayı teşhis konuldu. Göğüste değil, kenarlarda kistler oluşmuş, baskısından dolayı diye. O cilt değil, memenin kendi sokucu ile ilgili değil. Eğer fazla fazla olursa, çok gereğinden fazlası bir şeyler. Perdeneyi dinlendiği için, sonuçta memenin derisinde bir kökleri var, derisinde kökleri var. O eklemde de bu kistler oluşmuş. Kistler etkiler mi? Tamam, teşekkür ederiz. Öncelikle teşekkür ederiz hocam. Biz iki tercih geldik, hemşireyim kendimde. Ben servis kanseriyle ilgili bir sorum olacaktı. HPV testinden sonra, tiplendirme yaptırdıktan sonra HPV aşısı herhangi bir koruyuculuğu oluyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben kadın doğumcu değilim. Ben yine rahim ağzı kanseri içinden aşısının olduğunu biliyorum ama kitleri hakkında bir bilgim yok. İlerleyen dönemde rahim ağzı kadın hastalıkları ile ilgili böyle bir sunum bir daha yapmayı planlıyoruz.
şeyle cevabını arkadaşlarım. Şimdi yanlış bir bilgi de vermek istedim. Tamam hocam, teşekkür ederim. Yalnız bir arkadaşımın daha sorusu var. Şimdi bu koltuk altı robotların kanserde ne kadar etkisi var? Kanserde hiçbir şey yok. Yok. Teşekkür ederim. Ya onun da etkisi olduğunu söyleyen yayınlar da var. Hiçbir etkisi yok diyenler de var. Yani bizim için hani metanalizler dediğimiz şeyler yapılması gerekiyor ama %100 kansere yol açar ya da şeylere yol açar diye kanıtlanmış bir veri yok henüz dünyada. Teşekkür ederim. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi biz keten olarak ekip haline geldik sizin programınıza. Güvencesi olan olmayan herkese merkezimizde ücretsiz taramalarımız var. Onun haricinde ulaşılamayan yerlere mobil arabamız da var. Yani hani bütün bayanların bilgisini aslında olması. Bu projenin bir sonraki basamağı bayanların köylerden ya da şey yapılamayan yerlerden araçlarla keten. Evet, taşımalı aracımız da var, mobil arabamız da var. Taşıyıp Mehmet arabası yapmak lazım. Evet, teşekkürler. Öncelikle bu programı hazırladıkları için belediye başkanı eşimiz Hatice Hanım'a, Hasbe Hanım'a Hatice Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Hastanemizde ultrason ve tomografi cihazları kullanımı ayrıca ücretli. Bunu öğrenmek istiyorum. Hastanemizde mamografi ultrason cihazlarımız var tabii ki. Ayrıca ketemde de var mamografi cihazlarımız. Bunlar sosyal güvencesi olsun olmasın. Ketemdekiler tamamen ücretsiz. Hastanedekiler de ücretsiz. Ekstra bir ücreti yok. Sayın Dekanım'ın bu güzel sunumundan dolayı öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ama burada bir sosyal sorumluluk bilinciyle şunu da kendilerine iletmek istiyorum. Evet, buradan kamuoyu oluşturmak amacıyla, bilmiyorum içinizde memesleğe hastaları vardır. Efendim, bunlar göğüsleri alındıktan sonra bir kısmı erler, bezlerine sıçramışsa, hatta büyük bir bölümü hocam. Ve bazen sağ ya da sol kollarını kullanamama gibi bir durumları var. Elhamdülillah ben öyle bir şey yaşamadım ama burada sivil toplum örgütlerinde çalıştığım kadarıyla ve birçok iş yerinde bu tür kadınlarımızın, yani bu rahatsızlıkla savaş vermiş savaşçı kadınlarımızın hala çalışır durumda. Çünkü bunlar mahallen emekli edilmiyorlar. İşte bu konuya değinilmesini istiyorum. Ve özellikle de Sayın Rektörümden, Dekanımdan arzu ederseniz ben başlatacağım böyle bir projeyi, destek vermenizi istiyorum. Çünkü gerçekten mağdurlar. Kolda şişme olabiliyor, işlerini yapamayabiliyorlar. Gerçekten ciddi bir sorun ve o kolların korunmaları gerekiyor. Ya bu tamamen yasal denmesi gereken bir şey. Ha, şöyle bir şey var. Kanser hastalığı toplumdan soyutlanmak bir hastalık değil. Aslında hastaların içine kapanmasını da istemiyoruz. Toplumun içinde yine normal bireyler gibi yaşamalarını istiyoruz. O şekilde çalıştıralım. Yani özellikle bir mekanizm, özellikle teşhis ederken teşhis edilmiş bayanların özgür olarak görmüyoruz. Hocam benim bir sorum olacaktı. Şimdi biz bu süreci yaşıyoruz. Annem şu an mastektomi oldu. Ve ışın tedavisine başlayacak.
Hastalığın tekrar nüfretme olasılığı ne kadardır hocam? Kaç yılda birdir? Şimdi tabii meme kanserinin tipi önemli, yaygınlığı önemli. Lenfezleri atlamış mı, atlamamış mı? Evli. Şu an lokal ileri evrede ve lenfezleri de atlamış. Yani 20 tanesi temizlendi. 20 tane. Evli üçlü. Ağzı ve evli. Evet, ağız hocam. Ağzı. Bunların 5 yıllık yaşam olarak şey yapıyoruz. 5 yıllık yaşam şeyleri değil, 60-70'ler civarında. Ama tekrar tümörün bireydi, yani mitoz bölümünün hızı hepsi bu şeylerde önemli. Tamam, teşekkür ederim hocam. Sayın hocam, sunumunuz için teşekkür ediyorum. Eczacı öğrenciye almış. Bize özellikle doğum kontrol haplarının kanser yapıp yapmadığı konusunda çok sorular geliyor. Gerçekten bayanlarımız bunu çok büyük bir tedirginlikle devam ediyorlar. Biz de tabii ki bunun östrojen, progesteron hormonlarını arttırdığını ama sizin de söylediğiniz gibi belirli bir süre sonra tekrar yerine aynı düzeye geldiğini iletiyoruz. Ama bundan sizden yine bir ricam, doğum kontrol hapları konusunda tekrar edebilir misiniz sevgili hanımlarımız için? Doğum kontrol hapları östrojen ve progesteron için ki son dönemdeki östrojen progesteron oranları mümkün olan en alt seviyeye düşürüldü. Bunlar meme kanseri uzun dönem kullanılan meme kanseri riski çok bir miktar artıyor. Yani birken 1.1-1.2'den artırıyor. Ama doğum kontrol hapını kullanımı bıraktıktan sonra 10 yıl sonra tamamen hiç kullanılmamış gibi risk normal seviyeye teşekkür ederim. Merhaba hocam. Benim kız kardeşime kemik kanseri teşhisi konmuştu. Onu aldılar. Tümörü şu anda göz kafesine yayıldı. O da iyi huylu olduğu için hani herhangi bir operasyon yapmadılar. Oraya sanırım radyasyon, ışın tedavisi uygulanacaktı. Bu ilerleyen yaşta bir meme kanserine neden olur mu? Göğüs duvarına aldığı radyasyon uzun dönemde meme kanseri riskini artırır. Ama %100 İyi huylu olduğu için herhangi bir operasyon. Sonuçta radyoterapi alıyor. Yani oraya radyasyon alıyor. Yani asıl kanserin iyi huylu ya da kötü huylu olduğuna bağımsız değil. Radyasyon alıp almaması ilişkili. Oraya radyasyon ışın tedavisi aldığı için bu da bir risk faktörü sonuçta. Ne önemli? Alması gerekiyorsa mutlaka alacak. Ama bundan sonraki takiplerinde meme açısından biraz daha sık takip etmesi gerekir. Hocam, fibro adet onların kanser yapma riski var mı? Hocam buradayım. Tamam, sunum sırasında söyledim aslında. Fibro adet onların iyi hukukuyla aslında. Fibro bağımlısı edilir ama kansere dönüşmez. Teşekkür ederim. Ama fibro adet onların olan bir bayanlar gerekir. Bizse bu fibro adet onları diye atlamamak yani. İhmal etmemek. Herkese katılım için çok teşekkür ediyoruz. Yaşam iradeniz içinizden hiç eksik olmasın diyoruz. Şimdi Sayın Rektörü Profesör Doktor Yusuf Şahin Bey'i buraya davet etmek istiyorum. Çünkü Sayın Dekanım Namık Özkan Bey'e bir takdimleri olacak. Çok kıymetli misafirlerimiz herhalde fark etmiş olmalısınız. Bundan sonra buna benzer toplantıların devam etmesi gerekiyor. Sıralamanın ne olduğunun çok bir önemi yok ama kadın doğum bunlardan bir tanesi olabilir. Yani doğum, kadın doğum uzmanı bir arkadaşımızın sunumu olabilir. Tabii mutlaka ben çok sevdiğim iki tane mesai arkadaşım var. Hacı Murat Hocam, İbrahim Hocam sigara içiyorlar. Kayıp bir şey diyoruz. Hatice Hanım var, çok sevdiğimiz, beraber iş yaptığımız şehirdeki kardeşlerimizle mesela sigara ve kanser gibi konularda ilgilenmemiz gerekiyor ama burada eski usullerle gitmiyoruz. Yani benim babamın yaptığı gibi dayakla değil ama başka yöntemlerle gitmemiz gerekiyor. Bir dönem biliyorsunuz her şeyi, askere gidiyordunuz dayak, eve gidiyordunuz dayak, okula gidiyordunuz dayak, tırnak içi vurgusu buradan kaynaklanıyor. Bizim tepeye işimiz var. Kırmadan, dövmeden, hukuletle ve suhuletle güzel işler yapalım diyoruz. Hocama tekrar teşekkür ederim.